Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün klasiklerden acı badem kurabiyesinin farklı bir versiyonunu yapacağız. Çünkü acı badem kurabiyesi yapmak gerçekten ustalık ister. Her pastanede yapamaz bu arada. Yapan güzel bir yer buluyorsanız aman kaçırmayın. Mesela şimdi benim aklıma Gümüşlük'te böyle bir tane, yani çok çok eski bir böyle ufacık bir pastane vardır. Orası aklıma geldi. Böyle her gün günlük böyle ılık ılık çıkar o acı badem kurabiyeleri. O kadar lezzetlidir ki önündeki çay bahçesinden de gidersiniz. Çayınızı alırsınız. Of, denize karşı mis. Yani bayılıyorum zaten böyle bir yemek düşündüğümde hep aklıma onunla ilgili anılar geliyor. Öyle değil midir? Tat, doku, hava, koku, her şey böyle bir anıyı canlandırır. Şimdi bana da bu acı badem kurabiyesi beni öyle Gümüşlüğe götürdü. Şimdi biz ne yapıyoruz? Daha fazla lafı uzatmayayım. O kadar basit bir şey yapacağız ki. Çay demlenene kadar hazır bir şey yapacağız. Hazır pandispanyanın üzerine o güzel acı badem kurabiyesinin dokusunda bir harç hazırlayacağız. Ve ondan sonra ortaya müthiş acı bademli bir kek çıkacak. Hemen ne yapıyoruz? Bir tane yumurta. 125 mililitrelik bir çay bardağıyla toz şeker. Şimdi şeker eriyene kadar çırpıyorum. Ve yine aynı ölçüde çay bardağıyla sıvı yağ. Bir çay bardağı fındık kırığı, badem de olabilir. Bir çay bardağı Hindistan cevizi. Bir çay bardağı da iri iri doğradığım ceviz. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Ve hazırladığımız harcı hazır pandispanyanın üzerine koyuyorum. Vaktiniz varsa kek de yapabilirsiniz ama bu şipşak bir tarif. Hazır pandispanyanın tek katını kullanıyorum. Şöyle harcı üzerine yaydırıyorum. Ve şöyle yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime yerleştiriyorum. 170 derece önceden ısıtılmış fırına gidiyor. Acı badem kurabiyesi tadındaki kekimiz fırından çıktı ve bir güzel de soğudu. Sıcakken sakın almaya kalkmayın. Gördüğünüz gibi ben güzel güzel çatlattım. Ama bu görüntü benim çok hoşuma gitti. Çünkü acı badem kurabiyesi böyle çatlak çatlak olur ya. Bence birazcık çatlatın. Hatta daha sonra neden şu ucuna da ortasına da şöyle bir tane badem koymadım diye üzüldüm. Bir tane de badem koyun. Öyle fırına verin. Tam acı badem kurabiyesi görüntüsünde olacak. Şimdi şöyle bir keselim, dokusuna bakalım. Dışı kıtır kıtır, aynı bir acı badem kurabiyesi gibi. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Çatalımızı daldıralım. Şöyle bakın, kıyır kıyır bir acı badem kurabiyesi tadı. Şöyle batırıyorum. Altında da harika kekiyle. Gerçekten inanılmaz oldu. İşte gördüğünüz gibi harika bir kek oldu. Yani siz de benim gibi acı badem, bu kokolar, İşte onları seviyorsanız bu kekin müptelası olacaksınız, o kadar söyleyeyim. Gördüğünüz gibi yapımı da yani 10 dakikayı geçti geçmedi, değil mi? Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında bir tane küçük zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığım zaman hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, değişik ve kolay tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.